Fobilerimizi yani korkularımızı yenmek için sanal gerçeklik kullanılabilir mi? Evet, sanal gerçeklik uygulamasıyla fobilerle mücadele her geçen gün yaygınlaşıyor. Belçika'daki Van Gogh Hastanesi de bu uygulamayı kullanan merkezlerden biri. La personne qui va faire un exercice en réalité virtuelle sait qu'elle est dans un environnement sûr. Sanal gerçeklik egzersizi yapan kişi güvenli bir ortamda olduğunu bilir. Ancak beyin bunu gerçek olarak algılar ve insanların terapiye daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Aslında sanal gerçeklik video oyunlarında karşımıza çıkıyor. Bunu akrofobi ya da yükseklik korkusu veya travma sonrası stresi yenmek için kullanıyoruz. Soit pour l'acrophobie, donc la peur des hauteurs, soit pour le stress post-traumatique. Her fobinin ve her hastanın bu uygulamayla tedavisi ise hiç şüphesiz ki farklılık gösteriyor. İsviçreli bilim adamları yeni yaklaşımlarla sanal gerçekliğin fobilerin tedavisindeki verimliliğini artırmaya çalışıyor. Sanal gerçeklik makinemizi geliştirirken 3 boyutlu görüntü içeriği oluşturmak yerine bu içeriği görüntüleme fikrinden yola çıktık. Bu tür bir kamera sayesinde seslerle ve sanal gerçeklik uygulaması yardımıyla gerçek bir deneyim yaşatarak bir panoramik sekansı çekebileceğiz. Bu sanal gerçeklik cihazları Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da fobilerin tedavisi için yaygın olarak kullanılıyor.